yurt dışındaki seçimleri idare eden kişi büyükelçiler değil mi? Yani büyükelçilikler ve büyükelçiler o seçim güvenliğini, seçimin kontrolünü sağlayan isimler bunlar. Dolayısıyla bu isimlerin hem devleti temsil eden kişiler ve aynı zamanda en adil kişiler olması, bütün partiler tarafı arasında herhangi bir taraf tutmaksızın işini hakkıyla, layıkıyla yaptığını düşünmemiz lazım. Şimdi Metin Feyzoğlu'nun bir konuşması var. 30 saniyelik bir konuşma. Onu ekrana getirelim. Kıbrıs'ta yapıyor bu konuşmayı. Böyle biri ne kadar tarafsız olabilir ve böyle birinin başında bulunduğu sandıklara ne kadar güvenebiliriz? O soruyu soracağım size. Yardımı yaptı. En son da helikopter verdiğini gördük. 9 tane helikopter vermiş. PKK'ya devlet kurmasın diye yaptığımız askeri harekata mecliste bile hayır oyu verdi. Maalesef bu ülkenin, yani benim ülkemin ana muhalefet partisiyle HDP birlikte hayır oyu verdi. Suriye'de ve Irak'ta asker ne işi var? Çekin askeri. Libya'da deniz yetki alanları anlaşmasını Libya'nın... Evet, işi Libya'ya kadar da götürüyor ve maalesef diyor. Yani kime maalesef? Onu sorayım size. Ne diyorsunuz bu görüntülere? Sayın Taylan, önce şunu söyleyeyim. Sayın Feyzioğlu'yla çok bir defa telefonla konuştum. 2013'te beni Barolar Birliği'nin dış politika danışma kuruluna davet etmişti. Bir toplantıya katıldım. Ondan sonra da katılmayı uygun görmedim doğrusu. Kendisi hakkındaki kişisel düşüncemi bir tarafa bırakıyorum. Sizin sorduğunuz sorudan başlayalım. Bakın, siz bunu, bu konuyu sunarken bir sözcük kullandınız. Devleti temsil etmek. Her şeyden evvel büyükelçiler hükümetleri değil, devleti temsil ederler. Bu nedenle de başbakan bir ülkeye gittiği zaman o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi başbakanı uçağın kapısına çıkıp karşılamaz, aşağıda karşılar. Ancak Cumhurbaşkanı geldiği zaman uçağın içine gider ve onu orada karşılar. Böyle kurallar vardır. Bu kuralların nedeni büyükelçinin devleti temsil ettiğini herkese göstermek, anlatmaktır. Şimdi devlet dediğiniz kurum, ülke, halk, iki tane temel unsuru var. Ülke ve halk. Dolayısıyla devletin içinde muhalefet de vardır. Bir büyükelçi bir ülkede kendi ülkesini temsil ederken sadece hükümeti veya iktidarı değil, muhalefeti de temsil eder. Bu açıdan, bu temel açıdan baktığımızda bir büyükelçinin bulunduğu ülkede kendi ülkesindeki iktidarı yüceltmesi veya muhalefeti yermesi doğru bir hareket değildir. Büyükelçinin görevi farklıdır. Bakın, diplomasi bir meslektir. Siz biraz evvel bakanlık meslek midir diyordunuz. Hayır, değildir. Cumhurbaşkanlığı da meslek değildir. Yine rahmetli Demirel'in bir sözü vardır. Bu ülke demişti, bizi büyükelçi, ilk büyükelçi olduğumuzda toplayıp yemek vermişti veda için. Orada bir söz söylemişti. Dedi ki, bu ülke, bu millet İki ünvan verir ve geri almaz. Bunlardan birisi büyükelçi, diğeri validir. Diğer bütün ünvanlar geçicidir. Cumhurbaşkanı dahil. Şimdi bu durumda diplomasi bir meslektir. Diplomat bu mesleği yürütmek üzere yetiştirilen bir kişidir. Bu mesleğin erbabı ise büyükelçidir. Yani en iyi bilen kişi büyükelçidir. Şimdi dışarıdan büyükelçi atamaları başka ülkelerde de vardır. Örneğin Amerika'da başkanlar değiştiği zaman büyükelçiler değişebilir. Hepsi her zaman değişmez. Ama şunu unutmayalım. Biraz evvel siz bir söz söylediniz. Dış işlerinin canına okundu diye. O dışarıdan büyükelçilerin, Amerika'nın örneğin dışarıdan atadığı bir büyükelçi, ben NATO'daydım, NATO'ya bir büyükelçi atadılar. O büyükelçinin görevi, bu uzaya gönderilen mekiklerin bir contasını yapmakmış. Adam oraya geldi, başkanı temsil eden. Ama onun öyle bir etrafında staff dediğimiz, yani mahiyeti vardı ki onu hiçbir zaman yanlış yapmaya bırakmazlardı. Şimdi bizde şöyle bir şey oldu. AKP ile oldu bu.
dışarıdan atanan büyükelçinin yanına verilen, maalesef diyeceğim çünkü ben bakanlığıma çok güvenirim, hala güveniyorum. Orada çok ciddi meslektaşlarım var, iyi yetişmiş meslektaşlarım var. Ama bu kişilere büyükelçileri doğru yöne, hatta hükümetleri doğru yöne sevk edebilecek çalışmaları yapma ve bunları sunma fırsatı son yıllarda verilmedi. Bu nedenledir ki dış politika tepe taklak oldu. Aynı şekilde Sayın Feyzioğlu'nun yaptığı hareket doğru değildir. Yani bunun başka şekilde anlatılması da mümkün de terimleri dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Bu hiçbir büyükelçinin yapmaması gereken bir harekettir. Bunun bir yaptırımı yok mudur? Sayın Umar, bunun bir yaptırımı yok mudur? Yani Türkiye'de muhalefet partileri, özellikle işte burada hedef aldığı CHP'nin büyükelçinin görevden alınması, el çektirilmesi için yapacağı bir girişimin sonuç vermez. Sonucu olur mu sizce? Sizce sonucu olur mu öyle bir girişime bugün için? Ha tabii iktidar değişirse zaten o büyükelçilerin tümünün geri alınması gerektiğine inanıyorum ben. Yani herhalde yine, mevcut büyükelçiler kendi kaderlerini iktidara bağladığı için, iktidarın yeniden iktidar olabilmesi için çalışıyorlar. Tıpkı valiler, kaymakamlar gibi. Büyük olasılıkla dediğiniz doğrudur. Ancak yani korkunun ecele faydası yoktur diye bir laf da vardır. İktidar değiştiği zaman zaten iktidar değiştiğinde benim kişisel görüşüm yine 44 yıl bu mesleği yapmış bir kişi olarak, epey bir badire atlatmış kişi olarak, ilişkilerin bozulduğu ülkelere onları düzeltmek üzere gönderilmiş bir büyükelçi olarak Sayın Davutoğlu'na Belgrad'a geldiğinde söylediğim bir şey vardı. Bana çok teşekkür etti. Ben de dedim ki Sayın Bakan, bana teşekkür etmeyin. Benim gibi davranmayan büyükelçileri görevden alın. Çünkü bir büyükelçinin görevi kendi ülkesini yüceltmek, ülkesinin çıkarlarını savunmaktır. Bunu şu hükümet, bu hükümet için yapmaz. Nitekim yine başka bir konuşma geçmişti aramızda. En son geldiğinde giderken havaalanına gidiyoruz beraber. Yine işte böyle bir takım sözler edildi. Ben ona siz bizim için çok şey yaptınız dedi bana Sayın Davutoğlu. Sayın Bakan dedim, ben sizin için bir şey yapmadım. Ben bir Türk büyükelçisinin yapması gerekeni yaptım. Budur. Yani mesleğin gereği budur. Ve bir büyükelçi bunu yapmak zorundadır. Dediğim gibi devleti temsil ediyorsunuz. Devletin çıkarlarını temsil ediyorsunuz. İktidarların çıkarları farklı olabilir. Hele içerideki çıkarları sizi hiç ilgilendirmemesi gereken şeylerdir. Böyle bir yola giderseniz kendinizi de yıpratırsınız. İyi yetişmiş bir büyükelçi, meslekten bir büyükelçi bu şekilde davranmaz. Evet. Meslekten yetişen ve bu işin erbabı, hani sonunda büyükelçi olur dediniz. Bir büyükelçi kaç yılda büyükelçi olur? Yani büyükelçilik yolunda yetişen dışişlerinin içinden yetişmiş birinin büyükelçi olması normalde eskiden diyelim AKP'den önce ne kadar sürer? Eskiden dediğiniz doğru çünkü bugün için böyle bir kural yok. Ben bazen çok büyük bir şaşkınlıkla karşılıyorum büyükelçi olan dostlarımın yaşlarını. Yine kendimden örnek vereyim. Genç büyükelçi olduğum söylenir. 49 yaşındaydım. Bakanlığa girdiğim zaman işte herhalde 25 yıl, 26 yıl minimumdur. 25-26 geçireceğiniz süre. Evet, ancak ve bu arada da sürekli sınavdan geçersiniz. Yani eğitimden zaten geçersiniz. Meslek içi eğitim vardır, Dışişleri Akademisi vardır, onları saymıyorum. Her gün yeni bir sınavdır. Bu 3. katipliğinizden, aday meslek memurluğunuzdan başlar. Başkatip, daire başkanı, şube müdür, daire başkanı, genel müdür yardımcısı hiç fark etmez. Büyükelçi olduğunuz zaman da fark etmez. Her büyükelçi her gün yeni bir sınava hazırlanmak zorundadır. Çünkü neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Ve çoğu kez biraz evvel yine söylediğiniz talimata ihtiyacı var mıdır? Hayır, bir büyükelçinin hiçbir konuda talimata ihtiyacı yoktur. Çünkü
iyi yetişmiş bir büyükelçi ülkesinin çıkarlarının ne olduğunu bilir, bu çıkarları nasıl koruyacağını da bilir. Bunun dışında da ancak böyle işte bir ziyaret olur da o ziyarette özel bir istek olursa o zaman talimata ihtiyacı olur. Onun dışında talimata ihtiyacı yok. Evet. Şimdi tabii burada Kıbrıs'a dikkat çekmek lazım. Ben şimdi bu konuşmadan sonra Kıbrıs'a bir mercek tutacağım. Geçtiğimiz hafta Sayın Haldun Solmaz Türk Kıbrıs'a özellikle dikkat çekmişti bizim programımızda. Yani Kıbrıs'ta çok önemli gelişmeler oluyor. Orada hani bir taraftan bu seçime doğru giderken çok